Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eray Bebeğimizin 4. bölümünde kafa yapımını anlatacağım arkadaşlar. Teferruatlı, detaylı bir kafa yapımı videosu çektim sizler için arkadaşlar. Kafanın nasıl yapılışını, yüz şekillendirmeyi, burun yapılışını, ağız, diş, göz işlemi, kaş, saç ekimi, tüm hepsini bu videomda bulacaksınız. Sizlerden yalnız bir şey rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz like yapmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kulak yapımı da var videomuzun içerisinde ayrıca onu söylemeyi unutmuşum. Gelin hep beraber vakit kaybetmeden amigurumi, detaylı kafa yapımı nasıl anlatılıyor, nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Kolay gelsin. Şimdi kafa yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Ben bütün amigurumi çalışmalarımda genelde tülenmeyen ipler kullanırım. İlla ki amigurumi ipi kullanacaksınız diye bir şart yok arkadaşlar. Gidiyorum ipçiye. İpin dokusuna bakıyorum. İp kopuyor mu? Kopmalar var mı? Deformeler var mı? İp tüleniyor mu? Tülenmiyor mu? Tüylü olan iplerden nefret ediyorum arkadaşlar. Hiçbir örgümde tülenen ip kullanmıyorum. Çünkü alerjik yapıya çok kolay yatkın oluyor bu tür ipler. Genelde yorumlarınızda görüyorum. Hangi marka ipi kullandınız? Ben özellikle bir marka seçmiyorum arkadaşlar. İpin kalitesine, dokusuna bakıyorum, rengine, parlaklığına. Ona göre ipimi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber kafa yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halka bilmeyenler için şu şekilde yakından göstermek istiyorum. İpimi şu şekilde parmağımla dolayıp tığımı şu şekilde çekiyorum. Sonrasında ipimi bakın sabitledim bir zincirle. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğne bilmeyen arkadaşlar için tığının başını dolamadan bu şekilde 6 kez yaptığımız halkanın içerisine arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamın ucunu çekiyorum yavaş bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi halka kapandı. İlk yaptığımız sık iğnenin içerisine hemen tığımızla burayı ip yürüttüm arkadaşlar. Sonra aynı noktaya çift sık iğne. Yanındaki sık iğnenin içerisine tekrar çift sık iğne. Yanındaki sık iğnenin içerisine tekrar sık iğne. 6 tane yaptığımız sık iğnenin her birinin içerisine çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu arada sihirli halkamızın ipini de yaptığım örgüyle beraber yürüterek gizliyorum arkadaşlar. İp yürütme işlemini ilk sırada yaptık arkadaşlar. Bundan sonra ip yürütme işlemi yok. İkinci sıramızda bir tek bir çift örüyoruz arkadaşlar. Bir tane tek ördüm. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine bir tane çift. Hemen yanındakine bir tek. Yanındakine bir çift. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tek bir çift olan sıramızı bitirdik arkadaşlar. Ayraç takıyorum bu noktaya. Üçüncü sıramızda iki tek bir çift arkadaşlar. Öncelikle çiftle başlıyoruz. Bu şekilde aynı sık iğnenin içerisine iki tane battım, çift oldu. Yanındaki sık iğneye bir tane tek, yanındakine tek ve yanındakine
çift. Tek, yanındakine. Tek, yanındakine çift. Bu sıramı da ayracın olduğu yere kadar 2 tek 1 çift şeklinde tamamlıyoruz. 2 tek 1 çift olan sıramız da bitti. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bir üst sıramızda 3 tek 1 çift. Öncelikle çiftle başlıyoruz. Bir çiftimi yaptım. Yanındaki sık iğneye 1 tek. Yanındakine tek. Yanındakine tek. 3 tane tek oldu. Hemen yanındaki sık iğneye 1 çift. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir üst sıramızdayız arkadaşlar. Bu sıramızda 4 tek 1 çift. Öncelikle çiftimi yapıyorum. Dört tane tek ördüm. Hemen yanındakine çift. Bu sıramızı da 4 tek 1 çift olarak tamamlayalım arkadaşlar. Bir üst sıramızdayız. Bu sıramızda 5 tek 1 çift örüyoruz arkadaşlar. 5 tane tek. 5 tane tekten sonra hemen yanındaki sık iğnemizi 1 çift. Bu sıramızda 5 tek 1 çift olarak tamamlayalım. Evet, ayracımızı bir üst sıraya taktım arkadaşlar. Sizleri çok sıkmak istemiyorum. 5 tek 1 çiftten sonra 6 tek 1 çift. Sonraki sırada 7 tek 1 çift. Ta ki örgümüz 8 tek 1 çift olduktan sonra ten rengi ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Ten rengi ipimizde de kaldığımız yerden arttırmalara devam ediyoruz. 12 tek 1 çift oluncaya kadar arttırmalara devam edin arkadaşlar. 12 tek 1 çift olduktan sonra hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 13 sıra sadece düz örün arkadaşlar. Evet, kafamızı 8 ör bir arttırdıktan sonra ten rengi ipimize geçtim arkadaşlar. 12 ör bir arttıra kadar arttırma işlemim devam etti. En son 12 örüp bir arttırdıktan sonra onun üzerine 13 sıra hiçbir işlem yapmadan düz olarak her sık iğnenin üzerine birer sık iğne denk gelecek şekilde örünce bu şekilde kafamızın yarısı ortaya çıkmış oldu. Şu bölmeyi özellikle bu şekilde ördüm arkadaşlar. Bebeğimizin saçı bu renge yakın olacak. Bal rengi, röfleli bir saç olacak bayanımızın rengi, genç kızımızın rengi. Siyah saç düşünüyorsanız eğer bu kısmı siyah örebilirsiniz. Kahverengi düşünüyorsanız eğer kahverengi örebilirsiniz. İsterseniz tamamen ten rengi de örebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Takacağım saçı, ekim yapacağım saç rengiyle ördüğünüz zaman burayı arkadaşlar saç daha dolgun ve daha güzel duruyor. Ben gözün bir tanesini işledim. Sizlere de göz işlemesini anlatmak ve öğretmek istiyorum bugün. Genelde yorumlarınızda ve mesajlarınızda sık sık karşılaşıyorum. Göz işlemesini nasıl yaptınız? Lütfen göz işlemesi videosu çeker misiniz şeklinde. Arkadaşlar örgü örmek gerçekten kolay. Dinlersiniz, izlersiniz videoyu, aynısını yaparsınız ama asıl önemli olan bu incelikleri yapmak. Gerçekten dikkat isteyen bir iş. Öncelikle bu ipler için dantel ipi olabilir arkadaşlar. Şu şekilde benim daha önceden ördüğüm bir örgüden kalan dantel ipim vardı. Dantel ipi olabilir, etamin ipi olabilir. Veya da patik ipleri 2 kat ince oluyor arkadaşlar. Onun tek katını ayırarak da örebilirsiniz. İşleme ipi için özellikle ince ip kullanmanızı ve parlak olan ipleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen gözleri nereye yapacağımızı kısaca anlatmak istiyorum. Renkli ipimizin bittiği yerden itibaren sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. ilmeğimizi bir kere buluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kafamızı
yarısı olacak şekilde bölüyoruz şu şekilde. Böldükten sonra 12 ilmek renkli kısmından aşağı doğru 12 ilmek sayıyoruz arkadaşlar. 12. ilmeğin olduğu yere toplu iğne veya renkli iğneler veya ayraçlar takabilirsiniz. İki göz arasında da tek göz bittikten sonra arkadaşlar, ben tek göz bitip sonra ikinci gözü yapmayı tercih ettim. İsterseniz iki göz içinde ayraç kullanabilirsiniz. Sonra yapabilirsiniz. Tek gözün hizasından itibaren bitti. Hizadan itibaren orta nokta şu beyaz göz beyazın olduğu hiza alıyor arkadaşlar. Buradan itibaren sayıyoruz deliklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. sık iğnemizin bir üzeri. Bir üzeri bizim diğer gözümüzün siyahının olduğu yer arkadaşlar. Burada bir kare yapacağız arkadaşlar. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Diğer boşluktan iğnemi batırıyorum. Bir boşluk bırakıp diğer boşluğun olduğu yerden şu şekilde çıktım. Aynı boşluğa tekrar battım ve ilk battığımız boşluğun olduğu yere geliyorum arkadaşlar. Bu arada bir dakika, bunu önce arkadan sabitlemeniz gerekiyor. Biz buraya düğüm attık ama bu deliklerden ilerleyen zamanlarda geri çıkabilir. Bunu sabitlememiz gerekiyor. Ben şu şekilde çift olduğu için bu ipliği arasından geçirdim arkadaşlar. İşimi garantiye almak için. Bir sıkıştırdım. İlk battığımız yerden tekrar çıktım arkadaşlar. Şu şekilde daha yakın size göstermek istiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Diğer boşluğun olduğu yerden iğnemi batırıp şu karşı taraftan çıkartıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı boşluk. Burada gördüğünüz gibi bir kare oluşturduk arkadaşlar. Şimdi sağdan soldan aynı yöne doğru gidecek şekilde bu karemizin içini doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle orta noktaya bir tane battım. Tıpkı bir etamin işler gibi arkadaşlar. Dolduruyorsunuz. Bu orta noktayı doldurun siyahımızı. Sonra renkli kısma geçeceğiz arkadaşlar. Doldurun, tekrar görüşelim. Gözümüzün siyah renkli olan orta kısmını bakın şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde ten rengi gözükmüyor. Tamamen her tarafı siyah oluncaya kadar dolduruyorsunuz. Bu işlemden sonra şimdi renkli kısmı yapmaya geldi sıra arkadaşlar. Renkli kısım için üstte bir şey yapmıyoruz. Yanlarda ve altta çalışma yapacağız. Siyah ipimizi doldurmaya başladığımız yerin bir sonraki hemen yanındaki sık iğne, bu işlemi yapmamız gereken yer. İğnemi buradan girdim arkadaşlar. Hepsini çekmiyorum. Bunu biraz sonra bağlayacağım. Şu şekilde bıraktım, pay bıraktım. Hemen siyah ipimizin bittiği yere kadar bunu böyle yaptım. İğnemi batırdım. Hemen yanındaki siyah dolgumuzun bittiği yerden çıkarttım. Tekrar aynı yerden girdim. Karşı taraftaki siyah dolgun olduğu yerden çıktım. Ve ilk battığım yerden girdim. Bunu hemen arkada şöyle iğneyi bir sefer içinden geçirip ipimizi sabitledim. Çünkü bu ipler sökülürse ya da gevşerse göz güzel durmaz. İşimizi tedbir alalım. Şimdi bu yaptığımız mavi yeri dolduruyoruz sıra arkadaşlar. Mavi yerde sağdan soldan bu belirlediğimiz yerlerden girip çıkarak şimdi burası dursun, karşı tarafı göstereyim arkadaşlar. Orayı sonra dolduracağım. Bu şekilde anlatırken zor oluyor. Aynı işlemi karşı taraf için yapıyoruz. Hemen
Siyah dolgumuzun bittiği yerden iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar. Yanındaki sık iğneden batırıp bir boşluk bırakıp sonraki sık iğneden çıkıp hemen yine diğer siyah boşluğun dolgunun olduğu yerden geldim. Tekrar aynı yerden. Bakın şöyle. Yani yaptığımız yuvarlağın çevresinde şu şekilde yakından göstereyim. Küçük bir dikdörtgen oluşturduk arkadaşlar. Şimdi her iki oluşturduğumuz bu dikdörtgenin içini doldurmaya geldi sıra arkadaşlar. Dolgusunu tekrar yapın, görüşelim. Her iki tarafı da mavi renkle doldurdum ben. Şimdi şu mavinin en son bittiği köşenin altı değil, sonraki alt. Yani diğer köşenin olduğu yer. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu köşede en sonki köşeye iğnemi batırdım şu şekilde. Altındaki sık iğneye değil, sonraki sık iğnenin olduğu yere. Yani burası yuvarlak şekilde gelmesi gerekiyor. Kare şeklinde değil de arkadaşlar. Sonrakine batırdım. Aynı şekilde diğer köşenin bittiği yer, mavinin bittiği yere tekrar iğnemi batırıyorum. Altındaki sık iğne değil, sonraki sık iğnenin olduğu yere batırıp karşı taraftan çıkartıyorum iğnemi. Şu şekilde ikisinin arasındaki kalan boşluk içinde tekrar batırıyorum. Şu ipimizi çekelim. Gevşeme oldu burada. Buradan da batırdım arkadaşlar. Sonra şu göz yağımızın altındaki noktadan buralarda sürekli dolgu yaptığımız için iğnelerin giriş çıkışı zor olacaktır arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle bir yuvarlak oluşturdum arkadaşlar. Şimdi sıra bu yuvarlağın içini doldurmaya geldi. Bu yuvarlağın içini de ten rengi gözükmeyecek şekilde tekrar doldurun, görüşelim. Gözümüzün renkli olan kısmını da işledik, bitti arkadaşlar. Bakın şöyle kare değil, şu şekilde yuvarlayarak geldik gözümüz renkli kısmını. Şimdi sıra beyaz renkli kısma geldi arkadaşlar. Beyaz renkli kısımda şu şekilde üçgen, yanlardan üçgen yapmamız gerekiyor. Hemen mavinin bittiği yere iğnemi batırdım. Üste beyaz renkli ipimi taktım bu arada arkadaşlar. Şimdi böyle yaparsak kare olacak. Bir aşağıya gelmemiz gerekiyor. Bakın şu noktaya. Şu şekilde çapraz geldik. Bir altı, bak, bir alttaki sık iğnenin hemen karşısına geldik ve mavinin şu bittiği noktadan iğnemi çıkarttım arkadaşlar. Aynı noktaya tekrar girdim. Tekrar ilk battığımız noktaya tekrar batıyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın şu alanda şöyle bir üçgen oluşturduk arkadaşlar. Aynı üçgeni karşı tarafta da oluşturuyoruz. İçini dolduruyoruz. Sonra gözümüzün alt tarafının beyazını anlatacağım arkadaşlar. Bu noktaların beyazlarını dolgu yapın. Tekrar görüşelim. Göz kenarlarımızdaki beyaz işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu göz altımızın yapacağız. Göz altımızın beyazını yapacağız arkadaşlar. Onun için de şu üçgen köşesinin olduğu yerden iğnemi giriyorum arkadaşlar. Sadece mavinin bir sıra altını kullanacağız. Şu şekilde ortalıyoruz. Diğer köşeden çıkıyorum.
bakıyorum şu şekilde. Bunu da buraya getiriyoruz arkadaşlar. Aynı noktaya. Bakın şöyle. Bunun içinde doldurun arkadaşlar. Tekrar görüşelim. Evet, göz beyazımızın işlemesini de tamamen bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıra şu göz altındaki sürmeyi çekmeye geldi. Şöyle içten dışa doğru çekeceğiz. En güzel nerede duracağını düşünüyorsanız. Ben genelde dolaştırma yapıyorum bu tür şeylerde arkadaşlar. Şuradan çıkarttım iğnemi, siyah ipimi taktım iğneme, arkada sabitlemiştim ben, sizler de sabitleyin şu şekilde. Şöyle düşünürsek eğer, evet, gayet mantıklı, şuraya kadar getirebiliriz, hatta bir önceye getirelim, yeterli gelmezse uzatabiliriz. Evet, bir sıra daha üste çıkabiliriz. Daha güzel duracak. Genç bir bayan olduğu için bu şekilde gözleri sürmeli olacak. Bir sefer daha gidelim. Daha belirgin olsun. Aynı yerden. Gözaltı sürmesi bitti arkadaşlar. Şimdi kirpikleri ve göz kapağına geldi. Şu beyazın bittiği yer, üçgenin olduğu yer şurada vardı ya arkadaşlar. Hemen onun karşı sırasından bir aşağıdan daha olabilir mi? Şuradan çok aşağıdan duracak. Şuradan tıpkı bir resim çizer gibi davranın arkadaşlar işlemenizi. Nerede nasıl en güzel nasıl duracaksa o şekilde müdahale edin örgünüze. Şöyle getirip şöyle getireceğim. Evet. Dışa doğru biliyorsunuz göz kapağı aşağı doğru oluyor. O da böyle değil de şuralarda falan olabilir. Bir aşağı daha olabilir. Evet. Bir aşağıda deneyelim bakalım nasıl duracak. Evet. Biraz aşağıda oldu. Bir yukarı alabiliriz. Aynı girdiğimiz yerden geri iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar. Çok aşağıda oldu. Evet, şurası iyi. İstersek aşağı doğru indirebiliriz sonra. Aynı yerlerden tekrar gitmemiz gerekiyor. İlk girdiğim yere tekrar iğnemi batırıyorum arkadaşlar. Oradan çıkıyorum. Tekrar aynı işlemi. Şimdi biliyorsunuz göz kapağımızın şu kısmında bir kalınlık var arkadaşlar. Şuradaki kalan boşluk yani. Orayı siyahla doldurmamız gerekiyor. Orayı doldururuz sonra. Önce kirpikleri yapalım. Şimdi buradaydık. Şöyle yan yana olacak, dik dik olmayacak kirpikler arkadaşlar. Bir kısa bir uzun şeklinde yapabilirsiniz. Aralarındaki boşluk sayıları aynı denk gelecek şekilde
yapın arkadaşlar. Birer boşluk bırakarak yapıyorum. Şu şekilde yan yan. Bir sonrakini daha uzun yapabiliriz. Mesela onu şuradan yapalım. Şu şekilde beyaz renkli ipimi iğneme taktım. Şu kenarda dursun. Bunu tamamlayacağız biraz sonra. Hemen arkadan. Şu şekilde çıkardım. Orta noktaya doğru iğnemi batırıyorum. Başka bir köşeden tekrar iğnemi çıkartıyorum. Tekrar orta noktaya doğru iğnemi batırıyorum. Bu şekilde göz benekleri göstermiş olayım. Bu işlemi 4-5 kez farklı yerlerde, gözümüzün farklı yerlerinde yaparak göz benekleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İpim çift kat olduğu için biraz çekmesi zor oldu. Bu şekilde 4-5 tane yaptığınız zaman göz benekleri de tamamlanmış olur. Orayı kiplikleri, buradaki kiplikleri ben bir düzeltme işlemi yapacağım. Bir de şuradaki kalan boşluğu siyahla doldurup göz çalışmamız bitmiş olacak arkadaşlar. Tekrar bitmiş halini hep beraber görelim. Ben göz işlemesini tamamen bitirdim arkadaşlar. Kirpikleri, kaşları diyorum, kirpik altımızdaki göz kapağımızı bitirdim tamamen. Sonra ten rengi ipimizle 10 örüp bir arttırdım arkadaşlar. Şöyle aynaya baktığınız zaman göz hizasında şakak kısmımızın biraz daha dar olduğunu, sonra biraz genişlediğini hepimiz görürüz. Oradaki yüz hattını verebilmek için 10 örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yanak kısmımıza geldik. Yanak kısmımızda arkadaşlar şu son kirpimizin olduğu hizadan sizler de bir sıra 10 örüp bir arttırma işlemi yapın arkadaşlar. 10 örüp bir arttırdıktan sonraki sırada yanak kısmını vereceğiz arkadaşlar. Yanak kısmında bir örüp bir arttırarak 5 sefer arttırım yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi çift battım, sık iğneme çift battım, bir tane arttırmış oldum. Yanındaki sık iğneye bir tane tek, hemen yanındakine tekrar çift, iki arttırmış olduk. Yanındakine bir tek, hemen yanındakine bir çift, yanındakine tek, yanındakine çift ve son arttırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Arttırımızı yaptık. Diğer gözün olduğu yere kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Aynen buradaki hiza, hangi hizada arttırım yaptıysak aynı hizadan bu tarafta da 5 tane arttırım yapıyoruz arkadaşlar. Bir örüp bir arttırarak 5 tane arttırmış oluyoruz. Sonrasında arkasını tamamen arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan sık iğne olarak devam edin arkadaşlar. Sonra arttırım yaptığımız yerlerin üzerine de denk gelecek şekilde birer tane sık iğne yapın burada. Tam bu noktada burun nasıl yapılır onu göstermek istiyorum sizlere. Yanak kısmımızı arttırdıktan sonra bir sıra düz olarak arttırım yaptığım yerlerin üzerine her bir sık iğnenin üzerine sık iğne denk gelecek şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi burun bölgesine geldi. Şu şekilde gözleri karşılıklı birleştirerek tam orta noktayı buluyoruz. Orta noktayı bulduktan sonra orta noktamıza ben bir tane ayraç taktım. Oraya kadar normal düz iğne örerek sık iğne örerek geldik arkadaşlar. Burada iki tane sık iğnemize üç tane birden batacağız arkadaşlar. Tam o noktaya girelim. Şimdi şu orta noktanın hemen yanındaki yere bir tane battım. Tekrar aynı sık iğneye bir tane daha battım. Aynı sık iğneye bir tane daha batıyoruz arkadaşlar. Sonra ayracımızın olduğu yere, tam orta noktaya
1 ay noktaya, 2 ay noktaya, 3. 2 tane sık iğnemizin içerisine 3 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Düz devam ediyoruz. Ta ki bu noktaya kadar bunları da üzerinde düz örüyoruz ve orada tekrar görüşelim. Evet, bir sıra düz olarak her sık iğnenin üzerine birer sık iğne denk gelecek şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar şu orta noktamızı hatırlarsanız başlara 2 tane tek, ortadaki 2 taneye çift batacağız arkadaşlar. Şöyle. Bakın zaten arttırım yaptığımız 2 tane ilmek şurası belli. Ben buradayım diyor. Hani 3'er tane batmıştık ya bir ilmeği. Birinci tekimi yaptım. İkinci tek. Şimdi hemen yanındakine çift. Tekrar yanındakine tekrar çift batıyoruz arkadaşlar. Zaten 2 tane sık iğne kaldı burun bölgesinde. Onlara da 2 tane tek batıyorum. Şu şekilde burnumuz ortaya çıktı. Geriye dönüyoruz arkadaşlar burada. Birçok örgümüzde göstermiştik. Tığımı şu şekilde ilmeğimin sık iğnemin içerisinden aldım. Şu şekilde arkadan alarak sık iğnelerimizi bu şekilde arkadan alarak örüyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. İlkine değil, sonraki sık iğnemizin içerisine batıyoruz. Bir tane kesmiş olduk. Bir tane atlayıp diğerine batıyoruz. Bir tane daha kesmiş olduk. Bir atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Bir tane daha kesmiş olduk. Bir atlayıp diğerine batıyoruz. 3 tane kesmiş olduk arkadaşlar. Ve hemen bunun yapmaya başladığımız yerin olduğu yere şu şekilde ilk sık iğnenin içerisine alıp ilmeğimizi yürüttüm arkadaşlar. Bakın şu şekilde burun ortaya çıktı. Sık iğne olarak devam ediyoruz. Arttırma eksiltme işlemi yapmadan bu noktaya geldiğimiz zaman da hani şurada ilmek yürütme işlemini bu noktada da yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar olan bölümü yapın, tekrar görüşürüz. Evet, burnumuzun diğer ucuna geldik arkadaşlar. En sonunda hani burada ilmek yürütme işlemi yapmıştık ya, hemen buradaki ilk ilmeğimizin içerisine batıp şu şekilde ilmeğimizi yürütüyoruz. İlk sık iğnemizi atlayıp sonraki sık iğnemize batıyoruz arkadaşlar. Sık iğne yaparak devam ediyoruz. Tekrar bir atlıyoruz. Bir batıyoruz arkadaşlar. 2 oldu. Tekrar bir atlayıp sonrakine batıyoruz. Ve 3 tane kesme işlemi yapmış olduk arkadaşlar burada. Düz olarak devam ediyoruz. Şu noktaya kadar gelin arkadaşlar. Tekrar görüşelim. Şurada arkadan aldığımız ilmek yürütme işlemini bu sefer bu tarafı için önden alacağız arkadaşlar. Buraya kadar olan bölümü yapın. Tekrar görüşelim. Evet, burnumuz gördüğünüz gibi şekil aldı arkadaşlar. Sivriliği verdik şu şekilde baktığınız zaman. Bir burun çıkıntısı oluştu. Şimdi bu çıkıntının burası altta kaldı. Bunu yüz tarafına doğru çıkartmamız gerekiyor. Şimdi sıranın bu başına geldiğimiz zaman arkadaşlar bir tane fazla örmüşüm, onu geri sökeyim. Daha önce şurada örerken arkadan almıştık ya ilmekleri. Bu sefer tığımızı şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bu sefer önden. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle alıyoruz. Önden arkadaşlar. Tekrar
önden, tekrar önden ve sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu noktamıza geliyoruz. Tekrar bunun üzerine sık iğne vurarak bir sıra daha örüyoruz arkadaşlar. Sonra şurada yanaklarda bir örüp bir arttırıp 5 tane arttırım yaptığımız yanak bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Oraya kadarki olan bölümü anlattığım yerleri yapın, tekrar görüşelim arkadaşlar. Bebeğimizin burnunu bitirdikten sonra yanak çıkıntısından hatırlarsanız eğer aşağı doğru çene çıkıntısı oluşturmak için kesmiştik arkadaşlar. Şu noktaya gelince bu şekilde aşağı doğru çeneye doğru kesim işlemi yaptık. 5 sıra yapalım demiştim ama 6 sıra yaptım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle yakından göstereyim, çizgisi de belli oluyor. Şu an içerisinde boncuk elyaf dolu olmadığı için belli olmuyor ama içine elyaf doldurduğumuz zaman hem yanağı hem çene çıkıntısı daha güzel belli olmuş olacak. Şimdi yine kesme işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. En son 6. sıramı kestim. Şimdi 6 tane düz sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 6 tane örüp bir kesiyorum arkadaşlar. Tekrar 6 tane örüyoruz. Altı ördük, tekrar bir kesiyorum, tekrar 6 tane sık iğne, altı ördüm, tekrar kestim, altı tane ördüm, bir kesiyorum. Bakın kafanın arka tarafı ve yan taraflarında bu kesme işlemlerimiz. Devam ediyorum saymaya. 1 2 3 4 5 6 tekrar kesiyorum. 6 tane ördüm, tekrar kesiyorum. 3. çene çıkıntısı için kestiğimiz noktaya geldim. Tam sayılar denk geldi arkadaşlar. 6 ördüm. Tekrar aynı noktada bir kestim arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şöyle hafif oval nasıl burun çıkıntısı verdik. Burada da bir çene oyuntusu vermemiz gerekiyor. Şu şekilde ortalıyoruz arkadaşlar. Kafamızı şöyle yanlamasına ortalayalım. Burnumuz da belli oldu bu arada. Gözleri üst üste getirdik. Tam şurası orta nokta. Oraya bir tane ayraş takabiliriz. Oraya kadar düz öreceğiz. Ayraş taktığım yerin 2 tane sağı, 2 tane solu, bir de ayraç taktığımız yer. Yani 5 tane sık iğneye çift batacağız arkadaşlar. Şimdi ayraç taktığım yerin 2 sağındayım. Buraya 2 tane çift batacağız. Birinci çift.
ikinci çift ayracımızın olduğu yer, üçüncü çift sol tarafı, dördüncü çift ve beşinci çift. Tekrar düz olarak örüyoruz. 6 tane örüp bir kesiyoruz ve 6 örüp bir keserek arttırım yaptığımız yere kadar geliyoruz arkadaşlar. Oraya kadar örün, tekrar görüşelim. Evet, çenemizdeki arttırma işleminden sonra 2 sıra çeneyi düz, çene dışındaki olan yerleri 6 ör bir kes şeklinde ördüm arkadaşlar. Siz de o şekilde örün. Şimdi burada çenedeki arttırdığımız 5 tane ilmeği artık kesip çenemizi tamamen bitirme kısmına geldik. 5 taneyi birden keseceğiz. Nasıl 5 taneyi birden arttırmıştık ya arkadaşlar, bu sefer 5 taneyi birden keseceğiz. Şöyle birinci kesmemi yaptım. Hemen arkasından ikinci kez kestim. Hemen arkasından üçüncü kez kestim. Hemen arkasından 4 ve arkasından 5. kesmemi yaptım arkadaşlar. Artık bundan sonra 6 ör bir kes şeklinde ilmek sayılarımız 25'e kalıncaya kadar 6 ör bir kes yapalım ve kafamız bitmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben Eray'ın çenesini bitirdim, sonlandırdım 26 ilmekle. Sonra kaşlarını yaptım arkadaşlar. Kaş yapımı, aslı bebek yapımı videomda görebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Elinize alıyorsunuz bebeğin yüzünü. Kaşı en güzel nasıl duracak, duracaksa duracak şekilde kaşınızı o şekilde şekillendiriyorsunuz. Hafif bir kafis verdim ben, erkek bebek olduğu için. Sonra saç ekimimizi yaptım. Küçük küçük saçlar keserek, hani hatırlarsanız aslı bebekte uzun uzun kesmiştik. Bu erkek bebek olduğu için bunda kısa kısa saçlar kestim ve tek tek bütün kafa bölgemizin her tarafını saç ekimi yaptım arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bu Eray saçlarını hafif geriye doğru tarıyor. Videomun başında da söylemiştim. Bu bir delikanlı, yetişkin bir birey. Şu şekilde saçlarını tarıyor. Bir de buraya kulak yaptım arkadaşlar. Aynı ördüğümüz ten rengi ipten dıştan öncelikle 8 tane sık iğne yapıp üzerine ikili trabzan yapıp en son ilmek yürütmeyle kulaklarımızı tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde kulakların arkasından geliyor. Ve yuvarlak bir şekilde şöyle göstermek istiyorum. Saç ekimi yaptım arkadaşlar. Sonra ekimden sonra da saçları tıraş ederek kafaya şekil verdim arkadaşlar. Şimdi bebeğimizin yüzünde mimik eksik arkadaşlar. Mimik yapımını göstermek istiyorum. Ağız ve göz çukur yapımını göstereceğim. Ben bir kez kendim yaptım. İki kat olması gerekiyor mimikler tamamen ortaya çıkması için. Şu şekilde ten rengi ipimi ipime geçirdim, iğneme geçirdim arkadaşlar. Şuradan alttan giriyoruz arkadaşlar. Ağız bölgesini önceden belirleyeceksiniz. Bu gülen bir yüz olacak. Eray çok güler yüzlü bir delikanlı. Gülen bir bebek yapacağız arkadaşlar. Delikanlı yapacağız. Şu şekilde buraları renkli iplerle veya renkli toplu iğnelerle yerlerini belirleyebilirsiniz. Dudak yapmayı düşündüğünüz yeri. Şu şekilde iğnemi buradan geçirdim arkadaşlar. Ucunu tamamen çekmiyorsunuz. Bu uç bize lazım sonradan. Şu şekilde biraz pay bıraktım içimizi görsün diye. Sonrasında bir sıra aşağıdan yaptığımız yerin bir sıra altından girdim. Uzun bir iğne tercih etmeye çalıştım. Benim iğnem biraz kısa ve de ince olduğu için biraz zorlandım. Gözümüzün şuradaki yan tarafından çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii bu benim şu an elimde olmadığı için biraz zorlanıyorum. Sizler elinizde yaparsanız bunu, bebeğin kafasını elinize alarak daha rahat yapacaksınız. İnşallah doğru yerden çıkarabiliriz iğneyi. Evet.
Dikkat ederseniz gözün en kenarından çıkardım. Fark etmez gözün herhangi bir yerinden. Şöyle arasında bir 3-4 ilmek olun, boş bırakın. Ve 3-4 ilmek sonrasına batın arkadaşlar. Batın ve diğer taraftan şuradan çıkartın iğnemizi. Bu işlemleri yaparken de şöyle ipinizi sıkılaştırmayı unutmayın. Biraz böyle çekin. Buradan çektik şimdi. Tekrar bir sıra sonrasına batıyorum ve karşı göze geçiyorum arkadaşlar. Bebeği örersiniz arkadaşlar. Çok kolay örmesi. Önemli olan bu tür bebeklerde bebeğin göz işlemesi, inanır mısınız? Örmesi hemen bir günde bitiyor. Birkaç saat içinde de bitirebilirsiniz eğer işiniz yoksa müsaitseniz. Fakat bu göz işlemesi benim çok vaktimi aldı. Bu göz işlemesinin detayını ben bir sonraki videolarımda anlatacağım arkadaşlar. Size detaylı bir şekilde kafa yapımı şeklinde. Önemli olan göze mimik vermek, yüze mimik vermek arkadaşlar. Hemen yanındaki bir sonraki ilmeğin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Ve şu aşağı inmemiz gerekiyor. Çekiyoruz tekrar. Şöyle 4-5 ilmek sonrasının içerisinden batıyorum. Ve diğer göz çukurumuzun olduğu yerden çıkartacağım arkadaşlar bunu. Sonra tekrar hemen yanındaki ilmekten diğer ağzımızın olduğu yere iğnemizi çıkartacağız arkadaşlar. Daha önceden belirlediğiniz noktaya çıkartmamız gerekiyor. Tabii biraz zorlanıyorum burada. Neyse şuradan çıktı ama tekrar oraya ipimizi yürütürüz. Aynı batırdığımız yerden şu noktaya gelmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle bakalım. Sonra bir aşağısına batarak aynen girdiğimiz yerden geri çıkıyoruz arkadaşlar ve bu yaptığınız işlemi 2 kez hatta 3 kez bile yapabilirsiniz. Şimdi var gücümüzle şu ipi dışta bırakmıştık hatırlarsanız. Bu da en sonki içten çıktığımız ip. Her ikisini birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Çekebildiğimiz kadar. Şu iğnemi öncelikle çıkartayım. Önce burayı çekmek istiyorum. Sonradan da çünkü salacaktır bebeğimiz oynandıkça. Ve bağlıyoruz. Sıkabildiğimiz kadar sıkıp bağlıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında bu iplerimizi kesip içe doğru ittiriyoruz. Evet bu şekilde sizler de bu şekilde yapın. Sonra bebeğimizin dişlerini ve ağzını yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar olan bölümü yapın. Tekrar görüşelim. Bebeğimizin dişleri için beyaz renkli ipimi iğneme geçirdim arkadaşlar. İsterseniz dilerseniz siz tamamen sizin kendinize kalmış. Sadece dudak da yapabilirsiniz. Ama ben gülümseyen bir ağız ve gözüken dişleri de olsun istedim bebeğimizin. Şu şekilde yine alttan giriyoruz arkadaşlar. Ağız bölgesi için belirlediğimiz noktadan geri çıkıyoruz. Çıkartıyoruz iğnemizi. İçinde boncuk elyaf da olduğu için iğnenin ilerlemesi biraz zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Ama başaracağız. Evet çıkardık. Diğer ağzımızın olduğu yere belirlediğimiz noktaya iğnemizi batırdım. Ve karşı taraftan tekrar çıkmam gerekiyor. Karşı taraftaki ilmeğin karşısından. Neyse şuradan bir yerden çıkalım. Tekrar aynı noktaya geri iğnemizi batırırız diyeceğim ama oradan da çıkmadı iğne. İçinde boncuk elyaf olduğu için gerçekten çok zor oluyor. Neyse şöyle şuradan çıkalım. Aynı noktadan çıktı sanırım. Sorun değil. Bir üstte hemen. Tekrar.
Tekrar karşı tarafa. Bu işlemi arkadaşlar birkaç kez yapın. Sonra ipinizi alttan çıkartıp düğümleyebilirsiniz. Sonrasında da dudak yapımı göstereceğim. Eray bebeğimizin diş yapımı ve dudak yapımı bitti arkadaşlar. Dudak yapımı yaparken aynen yaptığımız dişlerin etrafından iplerimizi geçirerek aynı teknikle yaptım ve diktim arkadaşlar. Şimdi Eray bebeğimizin baş ve gövdesini birleştirmeye geldi. Hatırlarsanız koldan uzanan demirlerimiz vardı, telimiz vardı. Bu telimizin kalan kısmını kıvırıp kafasının içerisine doğru soktum arkadaşlar. Sonra şu şekilde monte edip iğne iplikle olabilir, tığla olabilir. Ben iğne iplikle dikmeyi tercih ediyorum. Etrafını dikeceğiz arkadaşlar. Burada dikemiyorum maalesef. Kucağıma alıp dikmem gerekiyor bebeği. Çünkü bayağı bir büyük oldu. Hep beraber kafasını bedenine dikelim. Sonra bebeğimizin elbise yapımına başlayalım arkadaşlar.